Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Hayvanlar alemi ve virüsler yapacağız. Böylelikle konularımızı bitirmiş oluyoruz. 9. sınıfın en son konusunu anlatmış oluyoruz. Hayvanlar alemi biraz geniş bir konu. Çünkü hayvanları daha çok tanıyoruz. Daha çok özelliklerinden bahsediyoruz. Onları da kendi içinde gruplandıracağız. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi hayvanlar alemi dediğimiz zaman dediğim gibi çok büyük bir gruptan bahsediyoruz. Bu alemde yaşayan canlıların da sahip olduğu bazı genel özellikler var. Birincisi olarak bir kere hayvanlar aleminde gördüğümüz canlıların tamamı çok hücreli canlılar. Hiç tek hücreli tanıdığımız bir hayvan örneği yok. Ve bu canlıların hepsi ökaryot hücre yapısına, yani gelişmiş hücre yapısına sahiptiler. Zaten biz canlıları sınıflandırırken onları 6 tane aleme ayırmıştık. Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre tipine sahipti. Kalanların hepsi ökaryot hücre tipine sahipti. Yine hayvanlar alemindeki canlılara baktığımız zaman tamamı oksijenli solunum yapıyorlar. Yani besin üretebilmek için, daha doğrusu ATP üretebilmek için besini oksijenle yakmaları gerekiyor. Genellikle aktif olarak yer değiştirebiliyorlar. Çünkü istisnai bir örneğimiz olacak. O yüzden genellikle dedik. Süngerler dediğimiz en gelişmemiş hayvanlarda aktif olarak yer değişikliğini görmeyeceğiz. Ama kalan gruplarımızda, bazı böyle sölenterlerde falan da aktif yer değişikliği olmayacak. Ama diğer çoğunlukta aktif olarak yer değiştirme durumu söz konusu olacak. Eşeğili ve eşeysiz üreyebilen türleri bulunacak. Hatta bazı hayvan türleri hem eşeğili üreme yapacak hem de eşeysiz üreme yaparak çoğalmayı gerçekleştirebilecekler. Şimdi hayvanlar alemine de baktığımız zaman çok büyük bir alemden bahsediyoruz ya. Biz bunu kendi içinde iki tane şubeye ayıracağız. Bir diyeceğiz ki omurgasız hayvanlar var. Bir de omurgalı hayvanlar dediğimiz hayvanlar söz konusu. Omurgasız hayvanlar dediğimiz zaman 3S arka arkaya gelecek. Yani en başta en gelişmemiş hücre yapısına sahip süngerlerimiz olacak. Arkasından sölenterlerden bahsedeceğiz. Arkasından solucanlar dediğimiz bir grup olacak. Yumuşakçalar, eklem bacaklar ve derisi dikenlilerden bahsedeceğiz. Bunları da tek tek açacağız, özelliklerinden biraz biraz bahsedeceğiz. Omurgalı hayvanlar dediğimiz zaman da en gelişmemiş omurgalı hayvanımız balıklar dediğimiz grup olacak. Arkasından iki yaşamlılar, diğer bir ismiyle amfibiyalar dediğimiz canlılar söz konusu olacak. Arkasından sürüngenler gelecek. Sürüngenlerin arkasından da kuşlar ve memeliler dediğimiz zaman hayvanlar aleminin de sonuna gelmiş olacağız. Hadi biz omurgasız hayvanlarla bir başlayalım. Şimdi omurgalı ve omurgasız denmesinin aslında şöyle bir sebebi var. Bizim böyle boynumuzdan kuyruk sokumumuza kadar yatak reklamlarında böyle S şeklinde gösteriyorlar ya. Bir omurgamız var. Omurgasını sırt tarafında taşıyan canlılara omurgalı hayvanlar diyorlar. Bu omurgalı hayvanların tabii ki sırtında taşıdığı sinir şeridinin içerisinde, sinir kordonunun içerisinde de bir sinir şeridi var. Omurgasız hayvanlarda ise sinir şeridi genellikle karın kısmında bulunuyor. Yani bunlarda omurga bulunmayacak. Omurga bulundurmayan canlılardır. Hemen onu da yazayım. Bulundurmayan canlılardan bahsediyoruz. Bazılarında dış, bazılarında da iç iskelet dediğimiz iskelet söz konusu olabilecek. Ama çoğunluğunda hangi iskeletin görülmesi lazım? Dış iskelet dediğimiz iskelet. İç iskelet bulunduranlarda da şuna dikkat edeceğim. Aslında şöyle de aklınızda tutabilirsiniz. Bir önceki sayfayı açacak olursak, omurgasız hayvanların en gelişmemişiyle en gelişmişinde iç iskelet var. Ama bizdeki gibi kemik, kıkırdak yapıya sahip değil. Böyle kalkerli, kalsiyumlu, daha basit yapılı bir iskelete sahip olacaklar. Yani şöyle baktığım zaman bazılarında dış iskelet görülürken sadece süngerlerde ve deniz yıldızı dediğimiz o gelişmiş gruplarda kemik ya da kıkırdak yapılı olmayan, yani daha basit yapılı bir iç iskelet bulunması gerekiyor. Genellikle vücutlarında tabii ki düz kaslar bulunacak. Ama eklem bacaklar dediğimiz, yani böceklerin de içinde bulunduğu o büyük grubumuzda bazılarında çizgili kaslarında olduğunu göreceğiz gençler. Hemen gelelim omurgasızların yine başka bir özelliğine. Boşaltım gerçekleştiren yapıları var. Fabrikat böbrek adına almayacaklar. Yani bu da bizim için bir özellik. Omurgalıların tamamında böbrekler boşaltımı yapacak. Ama omurgasızlarda böbrekten daha farklı boşaltım yapılmasını sağlayan yapılar söz konusu. Zaten biliyorsunuz boşaltım yapmak canlıların ortak özelliğiydi. Eşeğli veya eşeğsiz üreyebileceklerini söylemiştik. Omurgasızları da dediğim gibi en basitten gelişmişe sıralamak istersek süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşak
kulakçalar, eklem bacaklar ve derisi dikenliler şeklinde ilerleyecek. Hemen süngerlerle başlayalım. Şimdi süngerler dediğimiz zaman tabii ki en ilkel, en basit yapılı hayvanlardan bahsediyoruz. Bunların vücutlarında şu gerçek bir süngerimiz, şu da sünger bobcuğumuz tabii. Şunların içerisinde por adı verilen açıklıklar var. Denizin dibinde sabit olarak yaşıyorlar. Porlarından böyle suyu çekiyorlar, yani besinlerini yakalıyorlar. Yine atıklarını aynı por adı verilen açıklıklardan atma şeklinde uzaklaştırıyorlar vücutlarından. Süngerlerle ilgili bileceğim şey, bunların herhangi bir sistemi yok. Yani sinir sistemi, solunum sistemi, böyle dolaşım sistemi, karmaşık bizdeki sistemler gibi kompleks sistemler bulunmuyor. Gelişmiş organ ve sistemleri haliyle ne diyeceğiz? Bulunmaz. Sinir hücreleri bunlarda yok. Hayvanlar aleminde sinir sistemine sahip olmayan tek grup zaten bizim için süngerler olacak. Nasıl sindirim yapacaklar? Besinlerini içeriye alacaklar. Yani hücre içi sindirim dediğimiz canlının vücudu içinde gerçekleşen bir sindirimden bahsedeceğiz. Hem eşeyli hem de eşeysiz üreyebiliyorlar. Bir de basit iç iskeletin görüldüğü ilk hayvanlardan bahsediyoruz. Geldik daha bir gelişmiş gruba, yani sölenterlere. Sinir sisteminin ilk kez görüldüğü hayvan grubu bu. Yani bunu unutmayacağım. İlk kez sölenterlerde, tabii bizimki gibi böyle merkezi çevresel sinir sistemlerinden bahsetmiyoruz. Çok basit yapılı sinir hücreleri var. Bunlar da birbirlerine bağlanmış. Ama sonuçta ilk kez sinir sistemini bu canlılarda göreceğiz. Bunun dışında organ ve sistemleri bulunmayan canlılardan bahsediyoruz. Yine tek açıklıklı bir sindirim sistemine sahipler. Yani sindirim boşluğu adı verilen yapıları söz konusu olacak. Bunları şöyle hayal edebilirsiniz. Hani çok hidra karşımıza çıkıyor. Küçük sınıflarda da hidrayı görmüştük. Denizin dibine sabit yaşıyorlardı. Besinlerini bu tentakül adı verilen kısımları var. Bunlarla yakalıyorlar. İçeriye alıyorlar. İçeride sindirim işlemini gerçekleştikten sonra da dışarıya doğru atımlarını gerçekleştiriyorlar. Eşeyli veya eşeysiz üreyebilirler. Deniz anası, hidra, mercan gibi gruplarda, ya daha doğrusu bu canlılar bu grupta yer alacak. Deniz anası ve hidraların uzantıları olacak ki şu çizdiğimiz hidraydı. Mercan dediğimiz canlılarda da dış iskelet adını verdiğimiz yapılar söz konusu olacak. Geldik solucanlara. Solucanları da kendi içinde üçe ayıracağız. Yassı solucanlarımız, yuvarlak solucanlarımız ve halkalı solucanlarımız olacak. Yani bu grupta 3 tane canlıdan bahsedeceğiz. 3 farklı gruptan daha bahsedeceğiz. Solucanlara da baktığımız zaman tatlı sularda, denizlerde, toprakta veya insan vücudunda, başka bir hayvanın vücudunda parazit olarak yaşayabiliyorlar. Sinir ve üreme sistemleri var bu canlıların. Basitten gelişmişe doğru dizdiğimizde de ilk sıraya kimin gelmiş olması lazım? En gelişmemişin, yani yassı solucanların gelmesi lazım. Orta grupta yuvarlak solucanlarımız. En gelişmiş solucan çeşidimiz ise halkalı solucan dediğimiz solucanlar olacak. Yassı solucanlara baktığımız zaman planarya bunların en güzel örneği olacak. Hani yine diğer küçük sınıflarda görmüştük. Bu planaryayı vücudundan 3 parçaya ayırıyordun. Her parça kendini tamamlayarak yeni bir planaryaya dönüşebiliyordu. Bu planaryalar en gelişmemiş solucanlarımız haliyle. Tek açıklıklı canlılardır. Bu tek açıklıkla da neyi kastediyorum? Yani ağız ve anüs farklılaşması yok. Besini aldığı yerle atığı attığı yer aynı. Tek açıklıklı sindirim sistemleri var. Böyle her bir böldüğüm parçasından yeni bir planarya olduğu için rejenerasyon yetenekleri yüksek olan canlılardan bahsediyoruz. Kendini yenileme yetenekleri çok fazladır. Hermafrodit çoğunluğu. Hermafrodit ne demekti? Yani bu solucanda hem erkek üreme sistemi, yani erkek üreme organı var, hem de dişi üreme sistemi, dişi üreme organına sahipler. Eşeyli veya eşeysiz üreyebiliyorlar. En bilindik örneklerimizde tenya, karaciğer kelebeği ve planarya olacak. En çok onlar karşımıza çıkacak. Yuvarlak solucanlara baktığımız zaman da uzun ve yine silindirik vücut şekline sahipler. O yüzden bunları yuvarlak solucan diyoruz. İlk kez iki açıklıklı sindirim sistemine bu canlılarda rastlıyoruz. Yani ağız ve anüs farklılaşması ilk kez bu grupta var. Dediğim gibi parazit, insanların vücudunda da yaşayan kancalı kurtlar bu solucan grubuna örnek. Halkalı solucanlar dediğimiz zaman böyle yağmur yağdığı zaman
Bazen yağmurun arkasından sokağa çıktığımız zaman toprağın üstünde, kaldırım kenarlarında solucanlar olduğunu görürüz. O çıkanlar genellikle toprak solucanı dediğimiz halkalı solucanlardır. Vücutları halka halka yapılara sahip. Her bir halkaya da biz segment adını veriyoruz. Aslında vücutları segmentli demek, vücutları parçalı parçalı, bölmeli bölmeli anlamına geliyor. Karada yaşayanları deri solunumu yapacak. Suda yaşayanları ise, suda yaşayanların başka şansı yoktur, solungaç adını verdiğimiz solunum şeklini gerçekleştirecekler. Geldik buradan yumuşakçalara. Adı üstünde vücutları yumuşak olan canlılardan bahsediyoruz. Midye, salyangoz, ahtapot, kalamar bu gruba dahil olacak. Ya hocam midyenin kalın bir kabuğu var. Nasıl midye yumuşak bir canlı? Midyenin içerisinde asıl bulunan canlı o içerideki yumuşak canlıdır. Kendini koruyabilmek için o midyenin sert kabuklu kısmını oluşturuyor. Ama asıl midyenin içinde bulunan canlı yumuşak bir vücut yapısına sahiptir. O yüzden de bazılarında dış iskelet dediğimiz iskelet bulunuyor. Yani salyangoz, sümüklü böcekte de biliyorsunuz dış iskelet var. Karın kısmındaki kaslı ayakları ile mesela hareket edebiliyor. Salyangoz bu kasları hareket ederek yavaş yavaş ilerleme hareketini yapabiliyor. Ahtapot, mürekkep balığı buna güzel örnektir dedik. Yani suda yaşayanları tabii ki solungaç solunumu yapacak. Etçil, otçul veya parazit beslenebilen türleri de yine yumuşakçalarda bulunacak. Geldik eklem bacaklılara. Eklem bacaklılar dediğimiz zaman size şöyle soru sorsam. Hayvanlar aleminin en büyük grubu kimdir desem omurgasız hayvanlar diyeceksiniz. Omurgasız hayvanların çok 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 fazla derecede çeşidi var. Yani mesela çok doğru rakamlar değil ama omurgalı ve omurgasız hayvanları kıyas yaptığımız zaman omurgasız hayvanlar %80'ini falan oluşturuyor. Omurgasız hayvanların da en kalabalık grubu eklem bacaklılar dediğimiz yani böceklerin, kabukluların, çok ayaklıların içerisinde bulunduğu grup olacak. Şöyle bir durum söz konusu olacak. Birçok türü başkalaşım geçirecek. Başkalaşım ne demek? Hayatının bir döneminde buna bakıyorsun bambaşka özelliklere sahip. Başka bir dönemde bakıyorsun bambaşka özelliklere sahip. Hani klasik örneğimiz vardır ya kelebek tırtıl. Ki tırtıla baksan bize öğretmeseler tırtılla kelebeği yan yana getirsen bu canlıyla bu canlı aynı desen aslında biz bilmesek onun koza örüp de kelebeğe dönüştüğünü inanamayız. Bu dediğimiz olay başkalaşım geçirmektir. Omurgalı hayvanlardan da kurbağalarda aynı durum söz konusu olacak. Eklem bacakların o yüzden birçok türünde başkalaşım söz konusu oluyor. Başkalaşımın diğer bir adı da metamorfozdur. Onu da unutmayın eklem bacaklılarda ve kurbağalarda var. Karada yaşayanları özel bir solunum şekline sahip. Sadece eklem bacaklılarda bu solunum çeşidi görülüyor. Trake solunumu denilen içeride böyle borular var. Bu borular sayesinde gaz taşınımı gerçekleştiriyor. Suda yaşayanları ise dediğim gibi zaten suda yaşayanlar ne yapacak? Solungaç solunumu yapacaklar. Bazı istisnası durumu söz konusu. Kitapsı akciğer dediğimiz akciğer denilen bir yapı var örümceklerde ama bu istisnai bir durum. Yani kitapsı akciğer dedik diye onu akciğer gibi hayal etmeyin. Trakeler böyle katlanıyor, katlanıyor, katlanıyor. Sanki bir kitabın yaprağına benziyorlar. O yüzden benzetme olsun diye kitapsı akciğer demişler. Yani aslında örümceklerde de trake solunumu söz konusudur. Zehir salgılayan bezleri var. Bazı böcek türleri ısırdığı zaman kişinin ölümüne bile yol açabiliyorlar. Omurgasızların sadece bu grubunda unutma bunu. Çizgili kas adını verdiğimiz kaslar bulunacak. Sadece eklem bacaklılarda. Çoğunda da kitin yapılı dış iskelet vardır. Hani temel bileşenleri öğretirken bir polisakkarit olduğunu söylemiştik. Böceklerin üstüne bastığında o çatırt sesinin oluşmasını sağlayan aslında bunun dış iskeletinde bulunan polisakkarit olan kitindir. Eşeğli üreme yaparak çoğalacaklar. Yani erkeği ve dişi bireyi söz konusu olacak. Sinek, yengeç, kene, karınca, arı bunların hepsi eklem bacaklılar grubuna dahil olacaklar. Geldik diğer grubumuza derisi dikenliler yani artık omurgasızların en gelişmişinden bahsediyoruz. Denizlerde yaşayacaklar. Denizlerde yaşayacağına göre ne solunumu yapacak? Haliyle solungaç solunumu adını verdiğimiz solunum çeşidini gerçekleştirecekler. Basit bir iç iskeletleri var. Dediğim gibi bizim gibi kemik, kıkırdak yapılı bir iskelete sahip değiller. Daha basit yapılı bunlarınki. Vücutlarının altında bulunan ayaklarıyla hareket edebiliyorlar. Böyle tüpsü ayakları var bunları. Bastırıp bastırıp hareketini
gerçekleştirebiliyorlar. Hem eşeyli üreyebilen türleri var. Ya da planaryada da mesela deniz yıldızında da rejenerasyon vardır. Aynı planaryadaki gibi. Eksenden böyle bir kestiğin zaman, ikiye ayırdığın zaman her taraf kendini tamamlar. Bir deniz yıldızından iki tane deniz yıldızı olur. Yani rejenerasyon bunlarda da görülüyor. Bu bunun mesela eşeysiz üreme durumu. Ama eşeyli üreyen çeşitleri de var. Deniz yıldızı, deniz kestanesi, deniz hıyarı, deniz lalesi bu grupta yer alan canlılara örnek olacak. Böylelikle omurgasız hayvanlarımızı bitirdik. Geldik şimdi neye? Omurgalı hayvanlara. Omurgalı hayvanların da öncelikli olarak sahip olduğu bazı özelliklerden bahsedelim. Dedim ya, bizim de boyun kökümüzden kuyruk sokumumuza kadar uzanan S şeklinde bir omurgamız var. Böyle omur kemiklerimiz var. Bizim şöyle çizeyim ben size. Bu omur kemiklerinin ortası da boş. 33 tanesi üst üste dizildiği zaman bizim omurga adını verdiğimiz yapı oluyor. Sinir şeridi dediğimiz omur ilik sinirimiz de bu omurgamızın içerisinde bulunuyor. Omurgalıların tamamında omurga var ve bu omurganın içerisine, yani sırt kısmında da sinir şeridine sahip. Sonra omurgalı hayvanların tamamında boşaltım organı böbrek. Yani balıktan tut da memelilere kadar herkeste mutlaka böbrek bulunacak. Sonra tamamında iç iskelet bulunacak. Embriyonik dönemde genellikle kıkırdak yapılı olacaklar bunlar. Ergin döneme geçtiğimiz zaman ise kemik ve kıkırdak yapılı olacak. Balıkların istisnai bir durumu olacak, kıkırdaklı balıklar. Onların sadece bütün ömrü boyunca kıkırdaktan yapılı iskeletleri bulunacak. Diğerlerinde hem kıkırdak hem kemik yapılı iskeletten bahsedeceğiz. Tamamında eşeyli üreme dediğimiz üreme söz konusu olacak. Ve tamamında kapalı dolaşım adını verdiğimiz dolaşım söz konusu olacak. Kapalı dolaşım ne demek? Bizim bir atar damarlarımız var, bir de toplar damarlarımız var. Atar damarla toplar damarların arasında ise kılcal damarlarımız var. Yani kanımız hiçbir zaman vücut boşluğuna dökülmüyor. Atardan toplara giderken arada kılcal damarlar sayesinde taşınma gerçekleşiyor. Kılcal damarları olan, kanı hiçbir zaman damar dışına çıkmayan canlılara da kapalı dolaşım sistemine sahiptir deriz. Ve omurgalı canlıların tamamında kapalı dolaşım sistemi söz konusu olacak. Omurgalıları da yine basitten gelişmişe doğru sıralayacak olursak en gelişmemişimiz balıklardı. Balıkları da kendi içinde ikiye ayıracağız. Bir kıkırdaklı balıklardan, bir de kemikli balıklardan bahsedeceğiz. İki yaşamlılar, yani amfibiyalarımız olacak. Kurbağalar bu gruba dahil olacaklar. Sürüngenler dediğimiz zaman timsah, yılan, kaplumbağa bu grupta olacak. Kuşlar ve memelilerden bahsedeceğiz. Hatta memelileri de kendi içinde üçe ayıracağız. Plasentalı memelilerimiz olacak, gagalı memelilerimiz olacak, keseli memelilerimiz olacak. Lazım olduğu kadarından bahsedeceğiz. Şimdi balıklara baktığımız zaman balıklar tabii ki nerede yaşayacaklar? Suda yaşayacaklar. Suda yaşayan bir canlı da mutlaka ne solunumu yapması gerekir? Solungaç solunumu yapacaklar. Hem döllenme hem yavru gelişimi dış ortamda gerçekleşecek. Çok büyük bir çoğunluğunda. Yani erkek balık spermlerini suya bırakacak. Dişi balık yumurtalarını suya bırakacak. Yumurta ve sperm suda birleşecek. Haliyle dış döllenme yapacaklar. Suda birleşen yumurta ve spermden zigotlar oldu ya. Bunlar da gelişimini suda tamamlayacaklar. O yüzden dış döllenme, dış gelişme yapacak. Çok büyük bir çoğunluğu. Tabii ki her grupta bazı istisnalar söz konusu olabiliyor. Yavru bakımı söz konusu olmayacak. Mesela kuşlarda ve memelilerde, bize de annelerimiz bakıyor ya, kuşlara da yavruları büyüyene kadar bir süre boyunca anneleri bakıyor. Ama balıklarda yavru bakımı gibi bir durum söz konusu değil. Canlı zaten gelişimini suda tamamlıyor ve devam ediyor. Şöyle bir baktığımız zaman kirli ve temiz kan kavramından çok bahsedeceğiz. Kirli ve temizle neyi kastediyoruz? Eğer bir kandaki oksijen oranı fazlaysa biz ona temiz kan diyeceğiz kısaca. Eğer kanın karbondioksit oranı fazlaysa kısaca biz ona kirli kan diyeceğiz. Balıklara da baktığımız zaman kalplerinde bunların kirli kan bulunuyor. Vücutlarını ise temiz kan pompalıyorlar. Çünkü bunların kalbinde kirli kan var ya, kalbindeki kirli kanı gönderiyor solungaça. Solungaçta gaz değişimi oluyor, kan temizleniyor, temiz kanı vücuda gönderiyor, vücutta kirleniyor, tekrardan kalbe. Oradan hop solungaca, vücuda, tekrardan kalbe şeklinde döngüsel olarak gerçekleşiyor.
Daha sonra da baktığımız zaman vücutlarında ki bu vücut sıcaklığını sabit tutamıyorlar. Eğer bir canlı vücut sıcaklığını sabit tutabiliyorsa biz ona sıcakkanlı diyeceğiz. Vücut sıcaklığını sabit tutamayanlara ise soğukkanlı diyeceğiz. Mesela şu an dışarısı atıyorum 25 derece ama benim vücut sıcaklığım 36 derece. Dışarısı 40 da olsa 10 da olsa benim vücut sıcaklığım değişmiyor. Ben sabit vücut sıcaklığına sahibim. Yani ben sıcakkanlı bir canlıyım. Ama bakıyorsun dışarısı 10'a düşünce canlının vücut sıcaklığı da 15'e düştü. Dışarısı 40'a yükselince bunun vücut sıcaklığı da 35'e yükseldi. O zaman bunlar değişken vücut ısılı. Yani soğukkanlı canlılardır. Balıklar da soğukkanlı canlılardır. Hemen onu yazayım. Soğukkanlı yani değişken vücut ısılı canlılardır. Kış uykusuna da tabii ki bunlar yatmıyorlar. Kışın ne yapıyorlar hocam vücut sıcaklıkları çok düşünce? Denizde, suda biraz durum farklı. Hava çok soğuduğu zaman bunlar biraz daha aşağıdan yüzmeye başlıyorlar. Aşağılar daha sıcak olduğu için vücut sıcaklığını koruyabiliyorlar. Balıkları da dedim ya kendi içinde ikiye ayıracağız. Bir diyeceğiz ki bizim kıkırdaklı balıklar dediğimiz tüm yaşamı boyunca iskeleti kıkırdaktan meydana gelmiş balıklar var. Bir de kemikli. Hem iskeletinde kıkırdak hem de kemik bulunan balıklarımız var. Kıkırdaklı balıklara iki tane örneğimiz var. Köpek balığı ve vatoz. Kemikli balıklara da alabalık, hamsi, palamut, levrek o bildiklerini yapıştırabilirsin. He, şuradan şöyle bir sonuca varacağız. Diyeceğim ki ben size mesela hoca yazılıdan hamsi mi daha gelişmiştir, köpek balığı mı daha gelişmiştir? Sizin cevabımız ne olacak? Kemikli balık yani hamsi daha gelişmiştir. Ya hocam köpek balığı kocaman, koca koca dişleri var. Nasıl hamsiden daha gelişmemiş olur demiyorsunuz. Canlıların dış görünüşüne bakarak sınıflandırmayı kim yapıyordu? Ampirik sınıflandırma. Günümüzde geçerliliğini yitirdi. Biz daha farklı şeylere bakıyoruz. Onun gen yapısına bakıyoruz, kemik yapısına bakıyoruz, sistemlerine bakıyoruz. Bakmışlar, mesela iskelet sistemine de bakmışlar. Bununki kıkırdaklı, bununki hem kıkırdak hem kemik yapıya sahip. Yani hamsi daha gelişmiştir denilmiş. O yüzden canlıları kesinlikle dış görünüşüne göre sınıflandırmıyoruz. Hamsi köpek balığından çok daha gelişmiş bir balık türüdür. İki yaşamlılar dediğimiz zaman da kimlerden bahsediyorduk? Unutmuyorsun. Aslında kurbağalardan bahsediyorduk. Amfibiyalar da deniyordu. İki yaşamlı denmesinin sebebi aslında hayatlarının bir kısmını suda, bir kısmını karada yaşamalarından kaynaklanıyor. Embriyonik dönemde bunlar suda yaşıyorlar. Ergin dönemde de hem suda hem karada yaşamayı gerçekleştiriyorlar. Yine bunlarda da dış döllenme, dış gelişme durumu söz konusu. Yani erkek kurbağa spermlerini suya bırakıyor. Dişi kurbağa da yumurtalarını suya bırakıyor. Sperm ve yumurta dış ortamda birleşiyor. Dış döllenme. Haliyle buradan oluşan zigotlar da dış gelişme yapıyorlar. Gelişmeleri sırasında bunların da başkalaşım yani metamorfoz durumu söz konusu olacak. Yavru bakımı bunlarda da yine görülmeyecek. Hani dedim ya bir larva bir de ergin dönemleri söz konusu olacak. Larva dönemini suda geçirecekler. Solungaç solunumu dediğimiz solunumu yapacaklar. Ergin döneme baktığımız zaman ise deri ve akciğer solunumu dediğimiz solunum çeşidini gerçekleştirecekler. Yani ikisini aynı anda yapabiliyor. Aslında çok istisnai ve özel bir durum. Normal şartlarda diğer canlılarda böyle durumları pek görmüyoruz. Mesela atıyorum insanlar sadece memeliler akciğer solunumu yaparlar. Bilmem kim sadece solungaç solunumu yapar. Bu canlı grubu ise larva döneminde solungaç, ergin dönemde de ikisini birden gerçekleştirebiliyor. Yani istisnai bir özelliğe sahip. Vücuduna karışık yani hem temiz hem kirli kanın bir arada bulduğu karışık bir kan pompalanıyor. Bu yüzden bunlar da değişken vücut ısılı yani soğukkanlı canlılardan bahsediyoruz. Geldik sürüngenlere. Daha bir gözümüzle tanıyabildiğimiz, görebildiğimiz canlılardan yani gözümüzle görmüyorsak da belgesellerde, çizgi filmlerde görüyoruz. Yılan, timsah, kaplumbağa, kertenkele bu grubun örneği. Yaşasaydı dinozorların da sürüngenler grubuna dahil olacağı düşünülüyor. Yani vücutlarının çok büyük olması onların memeli en gelişmiş hayvan olduğu anlamına gelmez. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki eğer yaşasaydı dinozorlar da sürüngenler grubuna dahil olurdu. Timsahlar hariç istisnai bir durumu var. Timsahların kalbi 4 odacıklı ama vücuda yine kalpten çıkan bir damarda kan birbirine karışıyor. Kalp
karıncıklarında yarım perdeleri bulunacak. Bu nedenle vücutlarına karışık kan, yani hem oksijenli hem karbondioksitli kan pompalayacaklar. O yüzden bunlar da vücut sıcaklığını sabit tutamıyor. Değişken vücut ısılı, yani soğukkanlı canlılardan bahsediyoruz. Tropik bölgede yaşamayanlar genellikle kış uykusuna yatıyorlar arkadaşlar. Hani yılanlardan da biliyoruz. Bazı timsah ve kaplumbağa türlerinde de görülebiliyor. Bunlar vücut sıcaklığı, çevrenin sıcaklığı düştüğü için o kış şartlarını, zorlu şartları atlatabilmek için kış uykusuna yatıyorlar. Vücutlarında böyle sert keratinleşmiş pullarla kaplı. Bunlarda ne solunumu yapacaklar? Hangisi olursa olsun akciğer solunumu yapacaklar. Unutma, yılanlar deri solunumu yapmıyor. Yılan kimdir? Sürüngen. Sürüngenler ne solunumu yapar? Akciğer solunumu yapar. İç döllenme, dış gelişme yapacaklar. Artık yumurta ve spermin birleşmesi dişinin vücudunda. Yani iç döllenme gerçekleşecek ama yumurta bırakacaklar. Yumurta bıraktıkları için gelişme dışarıda gerçekleşiyor. Yavru bakımı durumu söz konusu olmayacak. Çok çok istisnai, bazen belgesellerde görüyorsunuz. Ya hocam ben bilmem ne yılanını gördüm, yavrularına yemek götürüyordu. O çok istisnai durumlar. Biz genel özelliklerinden ya da milli eğitimin aldığı özelliklerinden bahsediyoruz. Timsah, yılan, kertenkele ve kaplumbağa tabii ki bu grubun en güzel ve en bilindik örnekleri olacak. Geldik kuşlara. Kuşların artık kalpleri 4 odacıklı olan canlılardan bahsediyoruz. Kirli kanla temiz kan kalplerinde birbirine karışmıyor. Birbirine karışmadığı için de bunlar sabit vücut sıcaklığına sahip. Yani bizim gibi kuşların da belli bir vücut sıcaklığı var. Çevrenin sıcaklığı artınca artmıyor, azalınca azalmıyor. Kalpleri 4 odacıklıdır. Bu nedenle kirli ve temiz kan birbirine ne yapmayacak? Karışmayacak, karışmaz. Sabit vücut sıcaklığına sahip, yani sıcak kanlı canlılardan bahsediyoruz. İç döllenme, dış gelişme yapacaklar. Yine dişilerin vücudunda gerçekleşecek döllenme olayı. Sonra yumurta bırakılacak. Bırakılan yumurta da dışarıda gelişimini sağladığı için dış gelişme diyeceğiz. Yavru bakımı vardır ya da görülür diyebiliriz. Yani yavrularına bakacaklar. Çok karıştırılır. Penguenler kuştur. Bazen memeliymiş gibi gelebiliyor. Sorularda yanlış yapabiliyoruz. Ama penguenler kuştur. Akciğer solunumu yapacaklar. Akciğerlerine bağlı da hava kesesi adını verdiğimiz yapıları söz konusu olacak. Hava keseleri vardır diyeceğiz. Bazılarında da ön üyeler farklılaşarak ne şeklini alıyor? Kanat şeklini alıyor. Her kuş uçabilir mi? Yo, uçamayan kuş örneklerimiz de var. Ama kuşların büyük bir çoğunluğu uçabiliyor. Kanatları uzun ve kemiklerinin içinin boş olması zaten bunların uçmasını sağlıyor. Mesela bizim kemiklerimizin, uzun kemiklerimizin içerisinde kemik iliği adını verdiğimiz ilikler var. Sarı kemik iliği, kırmızı kemik iliği. Ama kuşlarda bu kemiklerin içerisinde boş, hava var. O yüzden de onlar uçabiliyorlar. Çoğunda uçma yeteneğine sahiptir. Dediğim gibi kanadı olup da uçamayan kuşlarımız da var. Vücutları tüylerle kaplıdır. Burada da duralım. Tüy başka bir şey, kıl başka bir şey. Mesela ben insanım, yani memeli bir canlıyım. Benim hiç tüyüm yok. İşte bu yanaklarımdaki, parmaklarımdaki bunlar kıl. Memelilerin kılı olur, kuşların tüyü olur. Tüy şöyle uzun bir yapı, teleklere sahip, kıl ise şöyle bir yapıya sahiptir. Biz halk arasında tabii ki mesela sakalımıza, bıyığımıza falan böyle bayanlar diyoruz ki ay tüy bunlar. Biz benzetme yapıyoruz. Yoksa sorularda hiç kaçırma, tüye sahip olmak sadece kuşların özelliğidir. Memelilerin kılları olur. O halk arasında yanlış bir tabir. Kalın böyle saçlarımıza falan kıl diyoruz da kolumuzda olanlara tüy ismini veriyoruz. O bizim yanlış, halk arası yanlış tabirimiz. Ağızlarda ne olacak? Gaga şeklini alacak. Dişleri bulunmayacak. Gagaları diş vazifesini gördüğü için. Geldim memelilere. Memelilere baktığımız zaman da çok üstüne basa basa sordum. Bizim vücudumuz nelerle kaplı? Kıllarla kaplı. Ama istisnası var mı? Var. Suda yaşayan memeliler, yani yunus ve malina gibi canlıların vücudu kıllarla kaplı değil. Bizim akciğerlerimize bağlı olan alveol adını verdiğimiz hava keselerimiz var. Vücudu kıllarla kaplı olmak sadece memelilere özgü. Akciğerlerinde alveol bulundurmak sadece memelilere özgü. Olgun
kokun al yuvarların çekirdeksiz olması. İlk oluştuklarında çekirdekleri var ama daha sonra çekirdek ve organellerini kaybediyor. Bu da sadece memelilere özgü. Hoca büyük ihtimalle soracaktır yazılıda. Sadece memelilere ait olan özellikleri yazınız. Kendinizi de düşünebilirsiniz. Zaten bu gruba memeli denmesinin sebebi yavrularını sütle beslemesinden kaynaklanıyor. Yani süt bezleri bulunacak. Sadece memelilere özgü. Akciğer solunumu yapar. Kuşlar da yapıyor, sürüngenler de yapıyor. Biz de akciğer solunumu yapıyoruz. Ve diyafram kasına sahip olmak, kaslı bir diyaframa sahip olmak da sadece memelilere özgü bir özellik. Yavru bakımı kuşlarda da var. Kirli ve temiz kan birbirine karışmıyor. Sıcak kanlı canlılarız, yani sabit vücut sıcaklığımız var. O da yine kuşlarda da görebildiğimiz bir durumdur. Boşaltım atığımıza da baktığımız zaman boşaltım atığımız üre. Bizim 3 çeşit boşaltım atığımız olacak. Şöyle yazayım. Daha doğrusu hayvanlar alemindeki canlıların. Bir amonyaktan bahsedilecek. Bir üreden bahsedilecek. Bir de ürik asit adını verdiğimiz molekülden bahsedilecek. Amonyak kimler atabiliyor? Mesela balıklar amonyak şeklinde atıyorlar. Üreye baktığımız zaman kurbağalar ve memeliler üre şeklinde atıyorlar. Ürik asit ise kuşlar ve sürüngenler tarafından atılıyor. Eklem bacaklılar, yani böcekler de yine ürik asit şeklinde atarlar. Olur da hoca aradan sorarsa diye söylüyorum. Azotlu boşaltım atığımızın çok büyük bir kısmı üredir. Amonyak ve ürik ise çok az kısımda bulunur. Suda yaşayan ve uçan memelilerin üyeleri buna uygun şekilde özelleşmiştir. Mesela uçan memeli olarak kimi biliyoruz? Yarasalar var ya da yüzen memeliler olarak balina ve yunustan bahsediyoruz. Kesinlikle bunlar da iç döllenme, iç gelişme yapıyorlar. Yavrularını sütle besliyorlar, emziriyorlar. Ya hocam balina yavrusunu nasıl emzirir demeyin. Balinalar da akciğer solunumu yapıyorlar. O suyun üstüne çıkıyorlar ya. O suyun üstüne çıkmaktaki amacı hava çekiyor, tekrar derinlere dalıyor. Nefesini bizden çok 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 daha fazla tutabiliyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden devamlı suyun üstüne bir çıkmak zorundadırlar. Çıktı bir üniversite sınavında işte yavrularını sütle besleyen gibi böyle kolay bir soru sormuşlardı. Cevaplarda Yunus vardı. Yunus suda yaşadığı için herkesin aklı karıştı. Ya Yunus nasıl yavrusunu emzirir? Yunuslar memeli olduğuna göre memeli canlıların tüm özelliklerine sahiptirler. O yönden kafanızı karıştırmayın. Memelileri de kendi arasında üçe ayıracağız. Bir gagalı memeliler dediğimiz memeliler olacak. Özel durumları söz konusu olacak. Hemen bahsedeyim. Sonra bir de keseli memeliler dediğimiz memeliler, bir de plasentalı memelilerimiz söz konusu olacak. Gagalı memeliler dediğimiz zaman ornitorenks'ten bahsediyoruz. Özel bir durumu var, yumurta bırakıyor ama yumurtadan çıkan yavrular annelerinin süt bezlerini emdiği için yine bizim için memeli bir canlı ama gagalı memeli. Keseli memeli kanguru koaladan bahsediyoruz. Bebek tam gelişimine tamamlamadan doğum yapıyor. Doğurduğu bebeği tutuyor, kesesine koyuyor. Bunun kesesinde süt bezleri var. Bebek kesedeki memeyi emerek gelişimini tamamlıyor. O yüzden keseli memeli. Plasentalı memeli, işte inek, eşek, at, insan, ayı, bunların hepsi plasentalı memelidir. Biz anne karnında plasenta adı verilen bir kesede gelişimimizi tamamlıyoruz. Doğum gerçekleştiği zaman biz artık tam dışı ortamda yaşayabilecek kıvama gelmiş oluyoruz. Plasentalı memeliler dediğimiz grup da bu. Geldik virüslere. Virüsleri canlılar içerisinde sınıflandırmadık. Çünkü virüsler üstünde tartışmalar olan, hem canlılara benzeyen hem cansızlara benzeyen özellikleri bulunan varlıklardır. Bazı bilim insanları tarafından canlılara, bazı bilim insanları tarafından cansızlara benzetilir. Çünkü iki tarafa da benziyorlar. Ne o tarafa konulabiliyor, ne bu tarafa konulabiliyor. O yüzden de bunlar hiçbir alem altında sınıflandırılamıyorlar. Ayrı bir grup olarak vereceğiz bunları. Şimdi virüslere baktığımız zaman bunların protein yapılı bir kılıfları bulunacak. Aa güzel, canlılarda da proteinler var. Ama canlıların hücre zarı olurken bunların hücre zarı yok. Bunun haricinde protein yapılı bir kılıfları var. Tüm canlılarda DNA ve RNA bulunur. Bunlarda ikisinden biri bulunuyor. Ya DNA'ları var ya da RNA'ları var. İkisini aynı anda bulunduramıyorlar. Hücresel yapıya, enzim sistemine, ribozoma sahip değiller. Yani bunlar yok. Normalde tüm canlılar da var enzim, ribozom. Sonra bunlar zorunlu hücre içi parazit. O ne demek? Şimdi ben şu kalemi buraya bıraktım. Bunu hava etkisi olmasa, nemin etkisi olmasa, böcekler gelip yemese 1000 senede bu burada durur.
Bu cansızlara ait bir özelliktir. Eğer canlı bir hücre yoksa virüsü de buraya bırakıyorsun. 100 sene burada hiçbir şey olmadan duruyor. Ne zaman ki canlı bir hücre buldu, onun içerisine girip sayısını arttırabiliyor. Sayısını arttırabilmek canlılara ait bir özellik. Şuraya bıraktığında 100 sene hiçbir şey olmadan durması cansızlara benzer bir özellik. Yani üstünde kavgalar devam ediyor. Hücre dışında o cansızlar gibi kristalleşebiliyorlar. Yani beslenmiyor, solunum yapmıyor, metabolizması yok, öyle durabiliyor. Biz buna ne diyormuşuz? Kristalleşirler. Yazayım. Antibiyotiklerden etkilenmiyorlar. Biz virüsler tarafından etkilenmezler. Biz virüsler tarafından hasta olduğumuz zaman antibiyotik kullanmamızın hiçbir faydası yok. Bakteriyel bir hastalıksa antibiyotikler bakterileri yok edebiliyor ama virüsleri antibiyotikler yok edemiyorlar. Virüslere karşı hücrelerimiz de özel böyle virüsleri yok edecek maddeler salgılıyor. Biz de bunlara interferon ismini vereceğiz. Yani virüsleri yok etmek için salgılanan maddeler olacak. Virüsler çok sık mutasyona uğruyorlar. Tek çeşit nükleik asitleri vardı ya, ya DNA'ları vardı ya da RNA'ları vardı. Bunlar da dolaştıkça insan vücudunda oradan oraya gittikçe çok sık mutasyona uğrayabiliyorlar. Çok da küçükler, bakterilerden bile küçükler. O yüzden sadece elektron mikroskobu dediğimiz mikroskopla görülebiliyorlar. Konak hücrelerini protein kılıfları sayesinde tanıyabiliyorlar. Proteinleri sayesinde tanıyabilirler. Her virüs sadece belli bir canlıyı ya da hücre çeşidini enfekte edebilir. Kastettiğimde ne? Mesela atıyorum AIDS virüsü bağışıklık sistemi hücrelerini çoğalabiliyor. Gidip solunum sistemi de çoğalamıyor. Ama grip virüsü de solunum sistemi hücrelerini parçalayabiliyor. Gidip bağışıklık sistemini parçalayamıyor. Virüsü verdim gitsin istediği hücrede takılsın gibi bir durum söz konusu değil. Bunların birbirine uyumlu olması gerekiyor. Bakterilerde çoğalanlarının da özel bir ismi var. Onlara bakteriyofaj kelimesini kullanacağız. Çok sık da karşımıza çıkacak. Bakteriyofajı duyduğun zaman bakteri de çoğalabilen virüsten bahsediyoruz demektir. Virüsler günümüzde genetik çalışmalarında da çok fazla kullanılıyorlar genlerin aktarılması için. Virüslerin konak hücrede çoğalması peki nasıl oluyor? Diyelim ki bizim bir tane bakteriyofajımız var. Bakteriyofaj gidiyor, konak hücreye tutunuyor. Konak hücreye tutunduğu zaman kendi genomunu içeriye aktarıyor. Kendi genomu, yani artık DNA mı, RNA mı neyse, içeride çoğalmaya başlıyor. Çoğalıyor. Daha sonra hücrenin ribozomunu kullanıyor, proteinlerini kullanıyor, her şeyini kullanarak kendinden bir sürü yapıyor. Kendi artık hücreye sığamayacak kıvama geldiği zaman o hücreyi patlatıyor. Bir sürü virüs etrafa yayılıyor. Yeni bir hücre buldukları zaman hop tekrardan iş başa dönmüş oluyor. Virüsler böylelikle girdikleri hücreye zarar veriyorlar. Sadece hücre içine girdiklerinde çalışabildikleri ve çoğalabildikleri için de biz bunlara zorunlu hücre içi parazitlerdir diyoruz. Virüslerden korunmak için ne yapmamız lazım? Aslında aşı yaptırmamız gerekiyor. Çocukken bize yaptırılan aşıların çoğu virüslerden korunmak içindir. Vücudumuz bunlara karşı bağışıklık kazansın diye. Virüslerin neden oldukları hastalıkların tedavisinde de yine serum adını verdiğimiz bir yöntem var. Hazır interferonları vücudumuza veriyorlar. Bu yöntemler de kullanılabiliyor. Virüslerin neden olduğu bazı hastalıklardan da bahsedelim. Bir kere bu hastalıkların en bilineni grip hastalığı. Solunum sistemi hücrelerine yerleşerek burada çoğalıyorlar. Uçuk yine bazen çok stresli olduğumuzda ya da bağışıklık sistemimiz zayıfladığında açığa çıkıyor. Vücudu sıcakkanlı olan canlılardan buluşan kuduz virüsü dediğimiz virüs var. Sinir sistemi hücrelerini tahrip ediyor. Hepatit virüsü dediğimiz zaman karaciğer hücrelerimize tahribata sebep oluyor. AIDS hastalığına HIV adı verilen virüs sebep oluyor. O da yine bağışıklık sistemimizi çökertiyor. Peki biz virütik hastalıklara, yani virüslere karşı neler yapmamız lazım? Bir kere kişisel hijyene dikkat etmemiz lazım. Hijyene yazayım. Çünkü virüsler bazı kullandığımız özel eşyalarla birbirimize geçiş yapabiliyor. İçme suyuna dikkat etmemiz lazım. Aşı yaptırmamız lazım. Yiyecekleri pişirerek tüketmemiz lazım. Yani pişirmek ve bu uygun koşullara dikkat etmek lazım. Yiyecek temizliğimize de keza dikkat etmemiz gerekiyor.
Ve hemen ödüllü soruya gelmeden ödevlerimizi de vereyim. 0'dan 9'amızı ve tak biyolojimizi bitirmiş bulunuyoruz. Biz bugün nelerden bahsettik? Hayvanlar aleminden bahsettik. Yani artık sonuna geldik. Bütün konularımızı bitirdik. Hayvanlar alemi dediğimiz zaman sayfa 186'dan başlıyoruz. İlgili soruları mutlaka çözün. Sünger, sölenter, solucanlardan bahsettik. Karşımıza çıkabilecek sorulardan bahsettik. Yumuşakçılar, eklem bacaklar, derisi dikenliler, bunların hangi özellikleri vardı? Özellikleriyle ilgili sorular çok fazla derecede karşımıza çıkar. En sonunda da kimlerden bahsettik? Virüslerden bahsettik. Virüslerin genel özelliklerinden bahsettiğimizde de, onların sebep olduğu hastalıklardan bahsettiğimizde de zaten kitabımızı bitirmiş oluyoruz. Ünite testleri karşımıza çıkıyor. Unutmayın, takta yazılı hazırlık sorularımız da var. Yazılı hazırlık sorularına da çalıştığınız zaman zaten hiçbir sıkıntımız kalmamış olacak. Hemen nereden nereye geldik onu da bir söyleyeyim size. Şöyle bir bakalım. Hayvanlar alemine 180 6 ile başladık. Kitabımızın sonuna kadar da artık çözebilecek kıvama gelmiş durumdayız. Hemen taktan da göstereyim. Dediğim gibi takın sonunda yazılı hazırlıklarımız da var. Yazılı hazırlık sorularına da dikkat edin. Oyun üniteyle ilgili karşımıza çıkabilecek sorulardan bahsediyoruz orada. Hemen hayvanlar alemini bulayım. Nerede başlamış hayvanlar alemi? Şöyle göstermiş olayım. 136 ile başladık. En sona kadar geleceksiniz. Ünite testleri de yine ödeviniz olacak. Çözdüğümüz zaman işi bitirmiş bulunacağız. Geldim ödüllü soruya. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.